Nezih Ticaret Odası'nda kırsal kalkınma konulu seminer. Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Nezih Ticaret Odası ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nce kırsal kalkınma ve tarıma dayalı desteklemeler konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Nezih Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine Nezih Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Yorgancı ile çok sayıda davetli katıldı. Seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başladı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliğ kapsamında düzenlediğimiz bilgilendirme seminerine hoş geldiniz. Korkma sönmez bu şafak. Malumunuz olduğu üzere 11. Kırsal Kalkınma Desteklemeleri ile ilgili, yatırımların desteklenmesi ile ilgili açıklama yapılmıştır. Bununla ilgili İl Tarım Müdürümüz ve ekibi bize burada gerekli bilgiler vereceklerdir. Ben sözü uzatmamak adına ben kendilerine burada hoş geldiniz diyorum. Sayın Müdürüm de yoldan geldi. Hoş geldiniz diyorum. Bu programın bize faydalı olması için gerekli çalışmaları hep beraber yapıp inşallah neticesinde nizimimizi ve ülkemizi kalkındıracağımızı düşünüyorum. Hepinize saygılar sunarım. Bizim asıl amacımız gerçekten yatırım yapılması. Bu yatırımın yapılabilmesi için de bizim öncelikle sizi bilgilendirmemiz lazım. Hangi konularda yatırımlar, hangi konulara teşvikler, hangi konularda desteklemeler yapılıyor, yüzde kaç desteklemeler yapılıyor, sıkıntılar, problemler nereden kaynaklanıyor? Sizin aklınızda bin bir türlü sorular da gelebilir. Biz bütün şeffaflığıyla size burada hem bütün sorularınıza cevap vermek adına hem de aynı zamanda bakın benim şu anda İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımı hemen size söyleyeyim. Şube Müdürümüz Anur Hanım burada. Nezih İlçe Müdürümüz Mustafa Bey burada. Ve İl Müdürlüğü'nden mühendis arkadaşlarımızla beraber aşağı yukarı şu anda 10-12 kişi buradayız. Daha önce bu kırsal kalkınma desteklemeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda 2-3 tane arkadaşımız bakarken şu anda biz bu kırsal kalkınma desteklemelerine 6-7 tane arkadaşımızı sadece bu işine ayırmışız. Ve asıl amacımız şu, gerçekten bilgilendirme yapmak. Yine bir kıyaslama yapmak için söylüyorum. 9-10 yılda yapılan desteklemelerin bedelini bir yıl içerisinde ödedik. Sadece geçen yıl yapmış olduğumuz proje, 64 tane projeyle Türkiye üçüncüsü oldu. Biz de aslında yapmış olduğumuz projelerle gurur duymak için biz bu bilgilendirmeleri çok önemsiyoruz. Sizler ne kadar yatırım yaparsanız, sizler ne kadar gülerseniz, sizler ne kadar mutlu ve huzurlu olursanız inanın aynı şekilde biz de o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Çünkü bizim asıl amacımız bu. Gıda, tarım ve hayvancılık. Ne yapacağız? Gıdayı teşvik edeceğiz, tarımı teşvik edeceğiz, hayvancılığı teşvik edeceğiz. Ve buradaki sorunları biz çözmek zorundayız. Karşılıklıyız aslında. Biz aynı tarafa bakıyoruz, aynı yöne bakıyoruz. Bizim asıl amacımız sizin yapacağınız yatırımlara set çekmek değil, sizin yatırımlarınızın önündeki setleri ortadan kaldırmak. Ve ben şunu size söylemek istiyorum. Bürokraside zorluklar yaşanıyor, hep deniliyor diye. Lütfen buyurun. Gelin bürokraside bir çayımızı kahvemizi için kapımız sonuna kadar açık. Bakalım bürokraside böyle bir sıkıntı yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Biz sonuna kadar bu desteklemeleri yapması için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bakın yanımda oturan şu anda şu bir arkadaşa söyledim. Çok yoğun geçtiği için gerçekten ekibin yetişmesi çok güç oluyor. Bu sorunlar hepsi bizim sorunlarımız ama siz yeter ki yatırım yapın. Siz yatırım yaptıkça biz mutlu olacağız.